dünya insanı olmanın çok önemli olduğunu düşünürüm. Türkiye'de olmayan dünyada neler var? Böyle antenlerimizi biraz lütfen açık hareket edelim. Ne olduğunu farkına varın. Etrafınızda neler oluyor? Bunları lütfen doğru ayırt edin. Ekim 1987 İstanbul doğumluyum. Aile konusunda biraz şanslı insanlardan biriyim. Çünkü bizim ailemizde çok sayıda mühendis var. Babam, amcam, kuzenlerim, kız kardeşim. Yani ben aslında hani mühendislik seçmek istiyorum dediğimde böyle hiç şaşılan bir şey olmadı. Hiç kimse şaşırmadı. Trakya Üniversitesi makine mühendisliği mezunuyum. Okulumun son senesinde Erasmus'la Macaristan'a gittim. Ve orada ben bölüm birincisi olarak mezun olduğum için de GE'de staj yapabilme imkanı buldum. Yaptığım tez Türkiye'de olan bir sistem üzerinde değildi. Dünyadan örnekler üzerinde çalışıyordum. Tezimi tamamladıktan sonra da dediğim gibi aslında çok çalışıyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz ve böyle olunca da hani şirketler de size çok kolay ulaşabiliyor. İşte benim için GE çok doğru yer, doğru zamandı. Çünkü ben orada staj yaptıktan sonra enerji üzerine uzmanlaşmak üzerine karar verdim. Hani GE'nin yeri benim için hep ayrıdır. Enerji çok geniş bir dal. Yani hani hangi alanda uzmanlaşacağıma karar vermek için çok fazla araştırmalar yaptım. Baktım ki yani gelecek aslında yenilenebilir enerjide ve bunu fark ettikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü'nde yüksek lisansımı tamamladım. Ben GE'de kıdemli rüzgar analiz mühendisi olarak çalışıyorum. Hani o dışarıda gördüğünüz rüzgar türbinleri var ya, işte onların konumlandırılmadan önce belirli bir çalışma yapmak gerekiyor. Bilgisayar programları, software'lar kullanıyoruz ama bir de bunun gerçek hayatta nasıl olduğunu görmek için planladığınız yere sahaya gidip ziyaret etmeniz gerekiyor. Bir tane ihaleye yetişmemiz gerekiyordu. O zamanlarda da belirli bir süreciniz var, hani belirli bir bitiş tarihi var. O zamana kadar ölçüm direğinizi kurmak gerekiyordu. Hatırlıyorum kar kış zamanlarında. Böyle sahaya gittiğimizi ve saha yani ulaşamıyoruz çünkü eğer siz oraya santral yapmazsanız orada sizin gördüğünüz normal yollar olmuyor. Arazi yolları oluyor ve şartlar gerçekten çok sert oluyor. Kışın gittiğimizde böyle kara saplandığımızı hatırlıyorum 4x4 aracın. Uzunca bir süre bekledik, kurtarılmayı baktık ki kimse gelmiyor çünkü ikimizden saha mühendisi arkadaşımdan başka kimse yok. Böyle telefonlar da çekmiyor. Biz artık mecburen köye doğru yürümek zorunda kaldık. Karda çok iyi hatırlıyorum, böyle dizime kadar gelen bir kar vardı. Sonra bizi traktörle gelip tekrardan arabamızı kurtardık. Bunun gibi birçok anım var. Ama kesinlikle şuna inanıyorum ki sahada olan biteni gördükten sonra kendi işinizi çok daha doğru yapabiliyorsunuz. Yani ne gibi şartlarda çalışıyorlar, onları daha kolay anlayabiliyorsunuz ve yönetmek ya da onları anlayabilmek açısından sahadan tekrardan ofis çalışanı olarak hani gelmenin de çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Eşim de yenilenebilir enerjiye böyle tutkuyla bağlı olan insanlardan biri. Biz aynı sektörde çalışıyoruz. Hatta daha önceden aynı firmada çalışıyorduk. Kendisi finans tarafında çalışıyor. Ben de mühendislik yapıyordum. Baktık ki İyi bir ekip arkadaşı olmuşuz. Evlenmeye karar verdik. Evet. Evlenme teklifimi bile böyle rüzgar santrallerinin önünde aldım. İşte hatta yüzüğümün içinde böyle küçük bir yel değirmeni sembolü falan var. İlham aldığım kadınlar kimler? Aslına bakarsanız anneme örnek verebilirim. Göçmen bir ailenin kız çocuğuymuş o da ve çok fazla çalışan insanlar, göçmenler bilirsiniz ki. Bunun dışında da benim bir kız kardeşim var. O da benim gibi mühendis. Ben kız kardeşim olduğu için kız kardeşlik bağının ne kadar güçlü ve önemli olduğuna çok inanırım. O yüzden de dijital kız kardeşlik benim için inanılmaz derecede önemli. GE'ye girdikten kısa bir süre sonra GE Women's Network gönüllülük ağına katıldım. Hani neler yapıyoruz burada, nelerle karşılaştım onlardan biraz bahsedebilirim. Öncelikle kendi ekip arkadaşlarımız için eğitimler, organizasyonlar düzenliyoruz. Ya da kız çocuklarının, daha küçük yaştaki kız çocuklarının, lise çağındaki kızların teknik roller seçmesi için de onlara aslında eğitimler verip farkındalık yaratıyoruz. GE Women's Network'ü de onunla alakalı söyleyebilirim. Bu da bir kız kardeşlik ağı gibi. Ben Bin Yaprağı hatta oradan öğrendim. Kesinlikle eğer birbirimize bağlı olursak ve birbirimizi desteklersek
kendi ülkemizi de daha güzel kalkındırabileceğimize inanıyorum. Hani bence çok sevdiğiniz bir şarkınız olsun. Hatta böyle hayallerinizi de şarkınızla bütünleştirin. Ve kendinizi düşük hissettiğiniz zamanlarda lütfen onu dinleyin. Ben çok faydasını görüyorum. Hani bana çok olumlu dönüyor. Bence ben yaparsam sen de yaparsın.